Birliği uyum yasalarıyla gündemimize giren Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı, ticari faaliyetini tehlikeli maddelerle gerçekleştiren işletmelerin zorunlu olarak istihdam etmesi gereken bir personel. 1 Temmuz 2015'te yürürlüğe giren yasanın getirilerini Bilkent Danışmanlığı'nın kurucusu Yasin Yılmaz'la konuşuyoruz. Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı. 1 Temmuz 2015 tarihi itibariyle bu yeni kavram yeni bir meslek dalı olarak hayatımıza girdi. İnşaattan madenciliğe her sektörü yakından ilgilendiriyor. Kimyasal maddelerin ambalajlanması, bu kimyasalların taşınacağı araçların nitelikleri, taşıma sırasında uygulanacak kurallar ve taşıma sürecindeki kişilerin eğitimi güvenlik danışmanının asli sorumlulukları arasında yer alıyor. Bu alanda çalışacak danışmanları yetiştirmek üzere Ankara'da hizmet vermeye başlayan Bilkent Danışmanlığı'nın kurucu ortağı Yasin Yılmaz, ADR çerçevesinde tehlikeli madde taşımacılığının mevcut durumunu izah ederek söze başlıyor. Kimyasallar, daha sonra zehirli maddeler, radyoaktif maddeler, normal hayatın içerisinde mecbur kullanımı olan ama riskleri de barındıran maddelere zaten biz tehlikeli madde diyoruz. Devletimiz Avrupa Birliği uyum yasaları sürecinde normalde Birleşmiş Milletler'in karayoluyla tehlikeli maddelerin taşınması konusunda Avrupa Birliği'nin hazırlamış olduğu ADR konvansiyonu diye adlandırılan ADR kanununu kabul etti. 2010 yılında taraf olduktan sonra 2012 yılında bununla alakalı biz tehlikeli maddelerin karayoluyla taşınmasına ilişkin yönetmeliği yayınladı ülkemiz. Resmi gazetede yayınladıktan sonra bu konuda bir dizi uygulamalar getirdi. Dünyanın 48 ülkesinin taraf olduğu, ülkemizde de Ulaştırma Bakanlığı'nca çıkarılan yasa kademeli olarak uygulanmak üzere 1 Temmuz itibariyle yürürlüğe girdi. Dolduran, boşaltan, alan, gönderen, bütün süreçlerinde bulunan firmaların tehlikeli madde faaliyet belgesi alması ile tehlikeli madde faaliyet belgesi yönergesi yayınlandı ve firmaların tehlikeli madde faaliyet belgesi almasının zorunluluğu geldi. Eğer bir firma bu kapsamda faaliyet gösteriyor ve tehlikeli madde faaliyet belgesi almadıysa yaptırım olarak faaliyetinin durdurulması gibi ağır yaptırımlar geldi. Bu konuda onlara rehberlik yapacak, danışmanlık yapacak bir sistem geliştirildi. ADR'nin içerisinde olan Avrupa'da ve dünyanın 48 ülkesinde bu şekilde uygulaması olan zaten tehlikeli madde güvenlik danışmanlığının nasıl eğitimi olacağı, bununla alakalı insanlar nasıl yetiştirileceği ve firmalarda nasıl istihdam edeceği ile alakalı tebliğ de bunlar yayınlandı. Güvenlik danışmanı olabilmenin yolu eğitimden geçiyor. Bakanlıkça yetkilendirilmiş kurumlar tarafından verilen eğitime her üniversite mezunu başvurabiliyor. Aday, eğitim sonrası sınavda başarılı olduğu takdirde tehlikeli madde güvenlik danışmanı oluyor. Sadece tehlikeli madde sınıflarına giren branşlar değil, onun dışındaki bütün branşlardan ilgi mevcut. Lisans mezunu olmaları yeterli. Şu an tek zorunluluk bu. Lisans mezunu olduktan sonra bakanlığın bu zorunlu tuttuğu 49 saatlik örgün eğitime katılmak zorundalar. Bu eğitime katıldıktan sonra sınava girmeye hak kazanıyorlar. Bakanlığın yetkilendirdiği kurumlardan bu eğitimleri almaları gerekiyor. Biz de yetkili bir kurumuz. Bizden 49 saatlik eğitimi tamamladıktan sonra sınava girecekler. Sınavda %70'lik bir başarı sergilemeleri halinde bakanlıktan sertifikalarını alabilecekler. Yasalar uyarınca en fazla 5 işletmede görev alabilen güvenlik danışmanının işletmedeki sorumluluklarını da konuşuyoruz Yasin Yılmaz'la. Bir danışman bir firmada işe başladığında öncelikli olarak sistem analizi yapar, risk değerlendirmelerini yapar. Bu konuda nasıl bir süreç izleyeceğini ve süreçle ilgili muhatap olan kişilerin nasıl eğitimler alması gerekli olduğunu belirler. Yerine göre bazı eğitimleri kendisi, bazı eğitimleri profesyonellerden yararlanarak verilmesini sağlar. Bununla alakalı çalışanların tutması gerekli olan checklistleri, çalışanların ADR'ye uygun bir şekilde sistemin götürülmesini gerektiren durumları sürekli kontrol altında tutar ve düzenli denetimlerle bu konuda hem idareye hem de iş yeri sahibine, firma sahibine bununla alakalı düzenli olarak raporlar verir. Yeni bir sektör olması ve bu alanda açık bulunması, eğitim ve yazılım konusundaki tecrübelerinden aldıkları güçle Yasin Yılmaz ve ekibinin sektörde yerini almasını sağlıyor. 49 saatlik eğitimin üzerinde
mutlaka insanların bunun uygulaması noktasında açıkları var. Yani danışman olan insanların da bu konudaki açıklarını kapatmak, hem bununla alakalı sektörün içerisinde iyi bir yer edinmek için biz hem eğitim konusunda hem danışmanlık konusunda hizmet vermeye karar verdik. Ve bununla alakalı birkaç arkadaşımla beraber yeni bir firma olarak Bilkent Danışmanlığı kurduk. Örgün eğitimin yanında. Danışmanlığa başlayacak insanlara sektörde karşılaşacakları konularla alakalı, uygulama mevzularıyla alakalı da yine aynı şekilde biz onlara yol göstermeye, öncülük yapmaya çalışıyoruz. Akaryakıt, imalat, inşaat, madencilik, hastane. 9 ayrı sınıfta pek çok sektör kapsam içine giriyor. Eğitim, yazılım, danışmanlık konularında çözüm sunan kurumun yetkilisi Yasin Yılmaz son mesajında işverenlere sesleniyor, uygulamanın önemine işaret ediyor. İnsan ve çevre sağlığıyla alakalı ciddi yaptırımlar, ciddi yerine göre tazminatlarla iş yerleri de insanlar da muhatap durumda. Bu konuda firmaların ciddi riskini azaltan bir konu ADR konusu ve bununla alakalı yapılmış bir çalışma. Siz bu konuda eğer kurallara uyarsanız hata riskini, kaza riskini en aza indirebilirsiniz diye biz firmalara bunu özellikle söylüyoruz.